İyi günler. Bu videomuzda AutoCAD'de yaptığınız bir çizimi SketchUp programına nasıl atabilirsiniz, import edebilirsiniz ve attığınız çizimi nasıl 3 boyutlu hale getirebilirsiniz bunu göstermeye çalışacağım. Ben daha önce çizdiğim bir kat planını SketchUp'a atmaya çalışacağım. Öncelikle AutoCAD'de çizdiğimiz bu planı, çizimimizi kaydediyoruz. Herhangi bir konuma kaydettikten sonra SketchUp'ta boş bir dosya açıyorsunuz. File menüsünün altında Import sekmesine giriyoruz. Buradan çizimimizi seçiyoruz. AutoCAD'de yaptığımız çizimimizi. Burada dikkat etmeniz gereken konu Option kısmına giriyorsunuz. Şimdi ben AutoCAD'de santimetre cinsinden çizim yaptım. Gördüğünüz gibi duvar kalınlıkları 10 santim verdim. Mesela bu cephesi 11,5 metre. 1150 santim olduğunu görüyorsunuz ölçülendirmede. SketchUp'ta da Units kısmında santimetreyi seçmeniz gerekiyor. Santimetre cinsinden bir çizimi aktardığınız için. OK diyoruz. Import dediğinizde çiziminizi SketchUp'a aktarmış oluyorsunuz. Üst görünüme geçtim. Burada gördüğünüz gibi çizimimiz olduğu gibi aktarıldı. Şimdi ölçüsünü bir kontrol edelim. Bakalım doğru aktarmış mı? Burası 11,5 metreydi. Şu baktığımızda 11,5 metre olduğunu metre cinsinden orada santimetre olan 1150 santim olan 11,5 metre olarak gözüküyor. Fakat bu çizimimiz grup halinde aktarılmış olacak. Yani tek tek çizgileri müdahale etmeniz bu şekilde mümkün değil. Ya çift tıklayıp grubun içerisine gireceksiniz. Şimdi seçebilirsiniz çizgileri tek tek. Ya da Sağ tuş tıklayarak explode yani patlatma komutuyla grubu patlatıp her bir çizgiye ayrı ayrı müdahale edebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz burada yüzeyler tanımlı değil. 3 boyutlu çizime geçebilmemiz için yüzeylerin tanımlı olması gerekiyor. İki program arasındaki uyumsuzluktan bu tür kaynaklanan sorunlar çıkabiliyor. O yüzden line komutuna girip dışarıdan dıştan dışa tekrar çizgilerin üzerinden geçiyorum. Geçtikçe duvarların renginin değiştiğini, yani yüzeylerin tanımlandığını görebilirsiniz. Bakın tanımlandı. Şimdi duvarlarımız tanımlandı ama şöyle göstereyim. Duvarlarımız tanımlandı, yüzeyleri oluştu. Fakat mahallerin zemin kısımların yüzeyleri oluşmadı. Bunu da içten duvarın iç kısmından alarak bakın yüzeyler tanımlanmış oldu. Bütün yüzeylerinizi bu şekilde oluşturabilirsiniz. Evet bir tek bu mahallimiz kalmış. Evet bunu da oluşturmuş olduk. Şimdi boyutlandırma işlemine geçmeden önce push-pull aracımıza giriyoruz. Daha sonra da mesela bu duvarı 3 metre yükseltmek istiyorum. Boyut kazandırmak istiyorum. 3 enter dedim. Bakın 3 metre yükseltti. Diğer duvarları da tek tek değer girmek yerine üzerine gelip çift tıkladığınızda en son verdiğiniz değer kadar duvarlarınız boyut kazanacaktır. Duvarları bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Şöyle hızlıca hepsini bir oluşturayım. Bakın kolay bir şekilde aynı ölçüye getirmek için şu duvarın üst kısmına da gelip yine aynı şekilde aynı ölçüde yükseltmiş olursunuz. Evet pencere kısımlarını da bir metrelik bir yükseklik verelim. Yine onları da bir metre yükseltmek için çift tıklayarak yine 1 metrelik kısımlara getirebilirsiniz. Bu şekilde çiziminizi tamamlayabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.